dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Kasım Salı. Radio Kassel'den Merhaba. Gaz ve Isınma Uzmanları Komisyonu tarafından hükümete sunulan rapor, diğer şeylerin yanı sıra kiracıların evden çıkarılmasını engelleme, işten çıkarmaya karşı koruma ve muhtaçlar için bir acil yardım fonu öneriyor. Halkı savaş politikasına razı etmek için Alman hükümeti tarafından kurulan Gaz ve Isınma Uzmanları Komisyonu şirketleri ve özel haneleri rahatlatmak için hazırladığı 34 sayfalık raporu Berlin'de açıkladı. Öneriler 2022'de artan enerji faturalarının dengelenmesini ve önümüzdeki baharda planlanan gaz fiyatı freni uygulamaya sokuluncaya kadar yaşanacak güçlükleri hafifletmeyi amaçlıyor. Odak noktası ise kiracıları tahliyelere karşı koruma ve muhtaç haneler için acil yardım fonu oluşturulması. Komisyona göre yükselen fiyatlar nedeniyle elektrik faturalarını ödeyemeyen kiracılar 6 ay evden atılamayacak. Kiracı hanelere enerji borçlarını ödemeleri için en az 6 ay süre verilecek. Yardım fonu sayesinde enerji kesintileri önlenecek. Bu yardım federal hükümet tarafından planlanan konut yardımı artı ödeninceye kadar yürürlükte kalacak. Doğu Almanya'da binlerce kişi koalisyon hükümetinin politikalarına karşı yeniden sokağa çıktı. Enerji, hayat pahalılığı ve enflasyon krizi göz önüne alındığında Doğu Almanya'da gerilim batıdakinden çok daha fazla. Birçok Doğu Almanya kentinde pazartesi akşamı binlerce kişi yükselen enerji fiyatlarına, Ukrayna'daki savaşın sonuçlarına ve korona pandemisiyle ilgili önlemlere karşı gösteri yaptı. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Turingen'de binlerce insan mevcut hükümet politikasından duydukları memnuniyetsizliği ifade etmek için ırkçı örgütlerin çağrısıyla sokaklara döküldü. Alman hükümetinin doğu sorumlusu Şinayda enerji ve enflasyon krizine ilişkin endişelerini dile getirdi. SPDli politikacı Funke medya grubunun gazetelerine verdiği demeçte bu durumun doğuda batıdan daha fazla gerginliğe neden olduğunu söyledi. Şirketlerin ama hepsinden önemlisi özel şahısların çok az finansiyel rezervi var diyen politikacı birçoğunun parası ay sonu gelmeden bitiyor dedi. Thunberg 6 Kasım'da Mısır'da yapılacak Birleşmiş Milletler Dünya İklim Konferansı'nı yeşil göz boyama forumu olarak eleştirdi ve kendi önerilerini açıkladı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg 6 Kasım'da Mısır'da başlayacak Dünya İklim Zirvesi'ne çok sayıda nedenle katılmayacağını açıkladı. 19 yaşındaki iklim savunucusu kararını Londra'da küresel ısınmanın sonuçları konulu kitabının tanıtımı sırasında açıkladı. Thunberg, COP zirveleri aslen liderlerin ve iktidardaki kişilerin yeşil göz boyamanın çok sayıda farklı türüyle dikkat çekmesi için bir fırsat olarak kullanılıyor dedi. İklim zirvelerinin aslında tüm sistemi değiştirmeyi amaçlamadığını, bunun yerine tedrici bir ilerlemeyi teşvik ettiğini söyledi. Bu haliyle işe yaramıyorlar, tabii eğer biz onları seferber etmek için bir fırsat olarak kullanmazsak diyen Thunberg, konferansları yalancılık ve dolandırıcılık olarak tanımladı. Katılmamasının sebeplerinden birisini de Mısır'da sivil toplum katılımı için fırsatların sınırlı olmasını gösterdi. Ayrıca Tümberk iklimi korumak için hava yoluyla seyahat etmiyor. İsveç'ten Mısır'a uçak sulaşmak ise oldukça zor. Temmuz ayında bir grup ekolojist ve aktivist yayınladıkları açık mektupla Mısır'ın insan hakları konusundaki kötü siciline dikkat çekmiş. Konferansa ev sahipliği yapacak olan ülkede binlerce düşünce suçlusu hapiste tutulurken başarının şüpheli olduğunu dile getirmişti. İngiltere Greenpeace yönetimi ise mektubu imzalamayı reddetmişti. Greta Thunberg de geçen hafta yaptığı bir paylaşımda Mısır hükümetini sivil topluma alan açmaya ve keyfi biçimde tutuklu bulunan herkesi COP27 öncesi serbest bırakmaya çağırmıştı. İklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çabalarıyla tanınan ve dünya çapında iklim için Fridays for Future hareketinin öncüsü olan İsveçli eylemci Greta Thunberg uluslararası çocuk barış ödülünü kazanmış, geçtiğimiz yılda Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmişti. 27. Dünya Ekim Konferansı 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde yapılacak. İge Metal ücret anlaşmazlığı nedeniyle metal ve elektro endüstrisinde uyarı grevlerine devam ediyor. Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre 12 şirkette eylem yapılacak. İge Metal, metal ve elektro endüstrisindeki uyarı grevlerine çarşamba gününe kadar devam etmek istiyor. Sendikaya göre bugün Kasel'deki daimle de aralarında olmak üzere 8 işletmede uyarı grevleri ve eylemler yapacak. Almanya'nın en büyük endüstrisi olan metal elektro dalında toplu iş sözleşmesi müzakereleri 12 Eylül'den bu yana devam ediyor. Şimdiye kadar 8 toplu iş sözleşmesi bölgesinde yapılan 2 tur görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. İSG metal tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar yapılan 21 müzakere oturumunun tamamında ortaya koydukları tek şey aynı eski hikaye ve aynı PowerPoint slaytları. Kötü durumlar, ücret artışı teklif edilemez, tercihen sıfır zam, aksi takdirde mahvolma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu şartlarda müzakerelerden söz etmek bile mümkün değil denildi. İkinci tur görüşmenin 12 Ekim günü yapıldığı Baden-Württemberg'de bölge başkanı Sitzelsberg'a teklif olmadan müzakere yapılamaz. 4- haftayı aşkın bir sürenin ardından işveren tarafı bir çözüm önerisi sunmadı. Bizim için bu tüm şiddetiyle sert bir anlaşmazlık sürecine hazırlanmamız anlamına geliyor dedi. Bu duruma rağmen sendikanın genel merkezinden yapan açıklamada ise umarız barış yükümlülüğü sona ermeden görüşmelerde bir ilerleme sağlarız denildi. Bilindiği gibi barış zorunluluğu 28 Ekim gece yarısı sona erdi ve 29 Ekim'in ilk saatinden itibaren grev yapılabilir hale geldi. Yeni hayatın haberine göre şimdiye kadarki görüşmeleri değerlendiren Gezant Metal Başkanı Wolf ise alay edercesine sendikayı içinde bulunan ekonomik ve politik durumu idrak edememekle suçladı metal ve elektro sanayisinde Almanya genelinde 26 bin civarında işletme olduğunu söyleyen Wolf, bunların belki 100 tanesinin durumu iyidir. Diğerlerinin durumu çok kötü dedi. Bundan hareketle metal işçilerinin ücret zammı talebini karşılayamayacaklarını söyleyen Wolf'un en iyi ihtimalle sıfır zam olabilir sözlerinin gerçek anlamı sadece zam vermeyeceğiz değil zam vermedikleri gibi işçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmesi için karşı saldırıya geçildiği, muhal parası, izin parası ve benzeri özel ödemelerin değişken hale getirilmesini talep eden patronlar, ayrıca ödemelerin yapılıp yapılmayacağına işletme sahiplerinin ike metalden bağımsız olarak karar vermelerini istiyor çalışma sürelerinin metal işletmelerine ihtiyacı doğrultusunda esnekleştirilmesi ve özellikle yıllar önce imzalanan Pforzheim Sözleşmesi ile toplu sözleşmelerin delinmesine izin verilmesi metal patronlarını bu kadar cüretkar hale getirdiği ortada. O dönem açılan bu gediğin bugüne kadar yüzbinlerce metal işçisi için ücretlerden feragat, daha fazla iş baskısı, işini kaybetme anlamına geldiği biliniyor. Şimdiye kadar metal patronları bu sözleşmeye dayanarak İG Metal ile birlikte neyi ne kadar keseceklerine, hangi hakkı gasp edeceklerine, sosyal plan dahilinde kaç işçinin işten çıkarılacağına birlikte karar veriyorlardı. Bugün metal patronları bir adım daha ileri giderek bunun için İG Metal'e ihtiyacımız yok diyor mücadeleci işçilerin ve sendikacıların Forsham Sözleşmesi'nin feshedilmesini talep etmelerinin ne kadar doğru olduğu da bugün daha iyi anlaşılıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey görünücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.